Herkese merhaba, ben İsmail Sarıkaya. Uzun zamandır aranızda yoktum. Çünkü biraz işlerim yoğundu ve sizlerle YouTube'da paylaşmam gereken bilgileri aslında Acun Medya Akademi'deki öğrencilerimle paylaşmakla meşguldüm. Gelelim videonun konusuna. Bugün dijital iş yapan herkesin, yani dijital içerik üreticilerinin, fotoğrafçıların, video editörlerin ve 3D tasarımcıların çok işine yarayacak fiyat ve performans odaklı bir bilgisayar inceleyeceğiz. Daha fazla sözü uzatmadan hadi hep birlikte videoya geçelim. Evet, çok heyecanlıyım uzun zaman sonra sizlerle birlikte yeniden bir arada olduğum için. Bilgisayarımıza bir bakalım isterseniz şimdi. Bilgisayarımızın markası Asus. Asus Vivobook K3400 P serisi. Bu cihaz e, OLED ekranlı bir bilgisayarım olsun diyen herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Fotoğrafçıların, ürün fotoğrafı çekenlerin, bebek fotoğrafı çekenlerin, düğün fotoğrafı çekenlerin, fotoğraf sektörüyle alakalı tüm iş yapanların işine yarayacağına inanıyorum. Çünkü gerçek renkleri bu cihazın ekranından alabiliyoruz. Bunun dışında video editörlerin ve 3D tasarımla ilgilenenlerin de işine yarayacaktır bu cihaz. Ayrıca 0.2 milisaniyelik tepkime süresiyle oyun severlerinde mutlaka bakması, görmesi ve incelemesi gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Ben bu bilgisayarı birkaç gündür inceliyorum aslında. Bilgisayarda oyun da oynadım. GTA yükledim. Fortnite yükledim ve PUBG, Counter Strike gibi oyunları yükledim ve performansını denedim. Bilgisayar ısındığında çok hafif bir fan sesi duyuyorsunuz. O da zaten GTA 5 gibi ağır bir oyun için normal bir durum. Ayrıca bu bilgisayarda ben Premiere'de After Effects Photoshop'ta ve Lightroom gibi uygulamalarda da çalışmalar yapıp bilgisayarı denedim. Bilgisayarın aslında birçok özelliği var ancak bilgisayar OLED ekranıyla öne çıkıyor diyebilirim. OLED teknolojisi nedir? İlk önce sizlere bundan bahsetmek istiyorum. OLED teknolojisinin LED teknolojisinden en büyük farkı her bir pikselin tek tek kontrol edilebiliyor olması. Bu ne demek? LED teknolojisinde pikseller aslında bir panel olarak vardır ve hep birlikte yanıp sönerler. Bu da e, ne kadar karartılsa da LED arka aydınlatmadan dolayı e, siyahlar hiçbir zaman gerçek siyah olarak gözükmezler. OLED teknolojisinde ise her bir piksel kendi başına hareket eder ve pikseller tamamen sönerek gerçek siyah görüntünün elde edilmesini sağlarlar. Bu durum OLED teknolojisinin en büyük özelliğidir ve siyahlar gerçek siyahtır OLED teknolojisinde. Bu yüzden e, gerçek renkleri, gerçek canlı renkleri görebileceğiniz en iyi ekrana sahip aslında bu cihaz. Yani fotoğrafçıların ve video editörlerinin renkleri uyguladıktan sonra gerçek renkleri görebildikleri en iyi ekrana sahip. Ayrıca bu cihaz Pantone onaylı bir cihaz. Yani DCI P3'ün %100'ünü kapsıyor. Gerçek siyahları gösterdiği gibi daha canlı renkleri bu cihazda alabiliyorsunuz. Display HDR teknolojisine sahip olduğu gibi ayrıca düşük ışıkta da e, gerçek renk kalitesini asla ve asla kaybetmiyor bu cihaz. Cihazın ekranının 0.2 milisaniye tepkime süresi var. Yani oyunları da aslında bu cihazda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben biraz önce de söylediğim gibi bu cihaza GTA Counter Strike... Fortnite gibi oyunları yükledim ve bu cihazda bu oyunların tamamını test ettim. Sorunsuz bir şekilde rahat rahat oynadım bu oyunların üçünde. GTA 5 biliyorsunuz yüksek donanım isteyen bir oyun. GTA 5 gibi bir oyunu problemsiz bir şekilde bu cihazla oynayabildiğimi söyleyebilirim. Oyun bilgisayar olarak da almak isterseniz yine de bence tercih edilebilecek bir cihaz. Bu cihazın ekranının 90 Hz yenileme oranı var. Yani bu ne demek oluyor? Daha akıcı bir görüntü izleyebiliyorsunuz cihazın ekranında. Ayrıca cihaz gözleri korumanız için 70 daha az ışık veriyor aslında. Bu da gözlerinizi korumanız için önemli bir faktör diyebilirim. Unutmayın ki göz sağlığı her şeyden daha önemli. Çünkü bilgisayarla iş yapanların tamamı e, bilgisayar başında normal bir insandan daha fazla vakit geçiriyoruz. O yüzden e, ekranın verdiği ışığın parlaklık oranı bu çok önemli bir durum. Gözlerimizin sağlığını korumamız için. Tüm bu söylediklerim dışında bilgisayarın ekranı 14 inçlik bir ölçüye sahip. Ayrıca bilgisayarı elime aldığımda klavyesinin harika bir hissi var. Yazarken şöyle kendime yaklaştırayım. Gayet böyle hoş ve rahat, konforlu bir klavye kullanımı var diyebilirim. Ayrıca klavyenin hemen altında izleme dikdörtgeninin yani mouse kısmının hemen sağ üst köşesindeki numpad ikonuna tıkladığınızda bu izleme dikdörtgeni kısmı LED ekranlı bir şekilde bir numpad'e dönüşüyor. Yani numaratöre dönüşüyor. Buradan da hızlıca numara girme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu kısmı mouse olarak da kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarı elime aldığımda ise bilgisayarın gayet hafif bir ağırlığı var aslında. Her yere rahatlıkla elinizle götürebilirsiniz veya çantanıza da koyabilirsiniz bilgisayarı. Ve altında iki tane küçük ve bir tane tam ortada büyük bir şekilde bilgisayarınızın soğuması için gerekli olan havalandırma panelleri mevcut. Bilgisayarı düz tuttuğumda hemen şu tarafta bir tane USB 3.0 girişi ve bir tane de USB-C girişi görebileceksiniz. Bilgisayarın ayrıca bir HDMI girişi de mevcut. Yani bilgisayarınızla bir sunum yapacaksanız eğer ya da bilgisayarınızı bir televizyona bağlayacaksanız, bir projeksiyona bağlayacaksanız bu kısımdan HDMI girişinden kolaylıkla bilgisayarınızı hızlıca başka bir ekrana, başka bir projeksiyona bağlayabilirsiniz. Bilgisayarın üzerinde bir tane micro SD kart girişi de mevcut. 3.5 milimetrelik mikrofon ve kulaklık jackı da bilgisayarın hemen sağ tarafında yer alıyor. Sol tarafını çevirdiğimde ise sol tarafında da iki tane USB 3.0 girişi mevcut. Bilgisayarın yüzeyi gayet hoş, gayet güzel ancak bilgisayarın yüzeyinde yani bu renkten bahsediyorum bu renk bir bilgisayar alırsanız ve leke takıntınız varsa bilgisayarın üzerinde el ve parmak izleri oluşuyor. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Bir diğer rengini alırsanız eğer o renkte daha açık oluyor çünkü o renkte bu parmak izleri bu kadar net belli olmuyor. Çünkü daha açık bir renk isterseniz onu da ürünün internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Ürünün internet sitesini videonun açıklama kısmına zaten bırakacağım oradan daha detaylı bir şekilde ürünü inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu bilgisayarın teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse, bilgisayarın üzerinde Intel 11. nesil i7 3.3 GHz'lik bir işlemci mevcut. Ayrıca bilgisayarın 16 GB'lık bir RAM'i var ve 512 GB'lık bir SSD disk takılı bilgisayarın üzerinde. Bilgisayarın ekran kartına gelecek olursak, bilgisayarın üzerinde Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartı mevcut. Yani bu ekran kartı da yine fiyat ve performans odaklı bir ekran kartı. Oyunda oynayabilirsiniz, video edit de yapabilirsiniz ve fotoğrafta düzenleyebilirsiniz. Tüm bu işlerinizi göreceğini düşünüyorum. OLED bir ekrana sahip olan bu bilgisayarın 14 inçlik bir ekranı var. Ve 2880x1800 e yani 16'ya 10 bir çözünürlüğe de sahip. Ayrıca bu cihazın 400 nit de parlaklık değeri var ekranın. Tüm bunların dışında daha detaylı bilgi isterseniz ürünün linkini ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp daha detaylı diğer teknik bilgilere bakabilirsiniz. Cihaz üzerinde Windows 10 yüklü bir şekilde geliyor. Gayet işinizi görecek bir cihaz ve ben bu cihazı gayet sevdiğimi söyleyebilirim sizlere. Benim bu ürünle alakalı belirtmek istediklerim bunlar. Açık konuşmak gerekirse ben bu ürünü yaklaşık bir haftadır falan inceliyorum. Aynı anda 2-3 programı da bir arada çalıştırdım hiçbir sorun yaşamadım çok azıcık bir fan sesi duymak dışında e, bu da gayet normal zaten çok böyle aynı anda iki tane üç tane programla çalıştırıyor çalışıyorsanız veya arka planda tekrar bir e, oyun açtıysanız bunun da olması gayet normal bir durum bana bu cihazla alakalı bir sorunuz olursa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bundan sonra YouTube videolarımla sizlerle olmaya devam edeceğim videonun başında da söylediğim gibi işlerimin yoğunluğundan ötürü biraz ara vermek durumunda kalmıştım ancak bundan sonra tam gaz devam ediyoruz. Çekmemi istediğiniz bir video olursa bana Instagram'dan, TikTok'tan veya YouTube videolarımın altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlerden gelen istekleri de dikkate alıyorum. Uzun süredir yoğunluğumdan ötürü yorumları bile cevaplayamadım. Ancak bugün itibariyle tüm yorumlarınıza bile tek tek geri dönüş yapacağıma emin olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana bir sorunuz varsa eğer yorumlar kısmına bunu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.